Herkese merhabalar, ben Emre Avcı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nihon'un TR660S modelini incelemek için Altınlar Traktör Balıkesir, Gönen, Manyas, Bandırma yetkili bayiine geldim. Bu traktör daha çıkalı bayağı yeni bir, yani bayağı kısa süre oldu diyeyim sana, size öyle söyleyeyim. 135 beygir nominal güce, 160 beygir de maksimum güce sahip. 611 Nm tork üretiyor. Üzerinde Fiat Power Teknoloji'nin 6.7 litrelik 6 silindirli motoru mevcut. Şimdi bu traktörün incelemesine geçelim. Şöyle başlayayım. 39 litre AdBlue tankı, 218 litre de yakıt tankı kapasitesine sahip. Şöyle arka taraftan, arkaya tekerlerin iç tarafına doğru uzanıyor. 3 boşabaklı bir çıkış sistemimiz, 4. içeridesiniz. Bayağı yüksek bir motor, birazdan içine geçeceğiz. Model yazıları değişti, New Holland'da gri üstü beyaz bir şekilde yapılıyor. Hani böyle gördüğünüz gibi 160S olarak çıkıyor artık. TR635'in yerini tutabilir mi? Size yorumlara bekliyorum. Bu eski TR6 kasanın sizce yerini tutabilir mi? Ön tarafında 45'er kilogramdan 18 tane ağırlık mevcut. 45'er kilogramdan 18 adet ağırlık mevcut. Bayağı bir sallı bir ön sisteme sahip. Ön akü süspansiyonumuz bu traktörümüzde mevcut arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Ön akü süspansiyonu hidrolik bir şekilde yapılıyor. Tabii DOC ve SCR sistemimizin bulunduğu, bu traktör AdBlue ile çalışan bir traktör. O katalizörümüzün koyulduğu kısım bayağı bildiğiniz fabrika bacası gibi duruyor. Ön tarafında üstte 4 tane çalışma lambası. Sağda ve solda 2 adet şu büyüklerden lambalar mevcut. Bunlar da yine sinyallerimiz ve normal lambalarımız. Akü şalterimizi buraya konumlandırmışlar. TMR özellikleri geldiği bir traktör olduğu için akü şalterimizi oraya konumlandırmışlar. Buraya da yine dizel filtremizin üstüne bir basamak konmuş. Yan taraftan da yine sağ taraftan girişi mevcut. Balık yüzgeci gibi bir hava çıkışı verilmiş. Ön taraftan alıyor havayı, şu şekilde geliyor ve oradan havayı dışarı atmakta. Etrafında gezelim traktörün. Bayağı güzel. Yeni far yapısı falan güzel. Benim hoşuma gitti. Böyle Avrupa T6'larla aynı. Kaputumuzu buradan açıyorsunuz. Şuradan bir tornavida ya da bir ince parmağınız da yardımıyla açabilirsiniz. Arka lastik ebatlarımız hangi marka kullanmış? Michelin Agribip olarak gelmiş. 18-4-38 arka jantlarımız. 55'er kilogramdan 3 adet burada, 3 adet diğer tarafta ağırlıklarımız mevcut. Pardon, 65 kilogram. Hemen düzeltiyorum. 65 kilogramdan sağda ve solda ağırlıklarımız mevcut. Ön tarafta, bakayım hemen. 14-9 R28 yine ebatlarında ön lastiklerimiz mevcut. Dinamik çamurluklarımız da geliyor tabii bununla beraber. Şöyle göstereyim. Arka tarafına geçelim. Burada hidroliklerimizi indirip kaldırdığımız tuş yine mevcut. Kuyruk pinemizi başlatıp durduğumuz tuş buraya konumlandırılmış. Arka stoplarımız gayet güzel bir şekilde yapılmış. Hani gördüğünüz gibi bayağı senkronize duruyor. Üstte tepe lambamız. Arkada yine 4 adet çalışma lambamız. Arkada biraz aydınlatma az geldi ön tarafa göre ama eklenebilir aslında ufak tefek modifiyelerle. Elektrik soketi çıkışımızı şöyle üst tarafa yerleştirmişler. Tabii ki de frenlerimiz körüklü, havalı bir şekilde yapılmış. Onun da tüpünü yine buraya yerleştirmiş. Fazla yağlarımızın, atık yağlarımızı buraya depoluyoruz. Bu traktörde 8 adet güç çıkışı mevcut. Fazla atık yağlarımızı bu beyaz kutularda topluyoruz. Asansör çekimiz, düz çekimiz, hidrolik orta kol, yan kollarımız kurt ağzı sistem. Şöyle gördüğünüz gibi ben çok beğeniyorum, kullanışlı bir sistem yan kollarımız. Delikli arka hidroliklerimizin kasnakları pimli delikli sistem. Buraya da dana gözlerimizi koymak için şöyle gördüğünüz gibi pimli bir yer verilmiş. Bu şekilde kaybolmaması için bu kullandığınız dana gözleri kaybolmaması açısından güzel bir yere sahip. 6218 kilogram destek pistonlarıyla beraber kaldırma kapasitesi mevcut traktörde. 6218 kilogram gayet gerçekten güzel bir iddialı bir rakam sınıfında. Şöyle kuyruk pinimizin kapaklı bir şekilde, korumalı bir şekilde geliyor. Kuyruk pinimizin takıldığı yer yine burası. Hidrolik bir romon frenimiz mevcut bu traktörde.
hidrolik, eğer römork frenine basarsanız, yani mesela römork frenini taktınız buraya, hidrolik bir şekilde içeriden de ayarı var. Onu açtığınız zaman frene basarsanız yağ basıncı ile beraber römorku sizi hem size gelen yükü azaltıyor hem de durmasını sağlıyor. Cam silecek suyumuzun konulduğu yer burası. Hidrolik yağımızın yine konulduğu yer burası. Arka hidrolik yağımızın özellikle. Bu şekilde traktörün arka kısmı. Şöyle biraz etrafından dolanalım traktörün. Tabii birazdan içine geçeceğiz. Bayağı sallı, güzel bir traktör. Alt silindirli. Eski tabii alt silindirlerin sesi bunlarda. Mevcut değil ne yazık ki. Ama güzel traktör yapmışlar ya. Yenilik her zaman güzeldir. Şu taraftan göstereyim size hatta. Ön akis süspansiyonumuzu daha net anlarsınız. Bu şekilde tarla veya yol konumlarına göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi traktörümüzün içine geçelim. Traktörümüzün içine geçmiş bulunmaktayız. Gayet geniş bir görüş açısına sahip. Bakın gördüğünüz gibi bayağı hakimsiniz tarlaya veya yola. Öncelikle direksiyonumuzun hareketinden başlayayım. Şu ortadaki katran sayesinde direksiyonumuz aşağı yukarı hareketini sağlayabiliyorsunuz. Hani şu an bakın şu şekilde hareketini sağlayabiliyoruz. Körüklü bir sistem var altında. Burada da bir adet mandalımız var. Şurada gördüğünüz gibi bu mandala basarak direksiyonumuzun ileri geri ayarını yapıyorsunuz. Size göre pozisyon ayarı, yani şöyle bastığınız zaman yine geri gidiyor. Elektronik bir şatılımız mevcut bu traktörde. Elektronik ileri geri mekik kolu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hani bu traktörün sevdiğim yanlarından bir tanesi eski TR6'lara bakışta vites sisteminin ufak tefek değişiklikler yapılmış mesela. Şöyle göstereyim. 16 ileri 16 geri normalde bunların vitesleri. Şöyle söyleyeyim. TR6'nın 160 S'e kadar 16 ileri 16 geri. Fakat bu traktörde standart olarak gelen 17. yol vitesi mevcut tabii ki de. Eski TR6'larda bilirsiniz bir tek kademe üstünden sağlanıyordu. Şöyle burada bir adet kısım vardı. Bir kol üstünden sağlıyordunuz hem tarlayı hem yol konumunu. Bunu da artık ikiye bölmüşler. Bakın burada high ve low seçeneklerimiz mevcut. Bakın şu an mesela high boşta. Bu da low. 16 geri 17 ileri vites. Yani 17. yol vitesimiz mevcut. Arttırmak ve azaltmak için kademeler arasındaki vites sayımızı, arkasında da kademeler arası geçiş yapmamız için tuş mevcut. Buna basarak artıya bastığımız zaman mesela A'da ise B'ye geçmesini sağlıyor. Arka direklerimizi indirip kaldırdığımız tuş yine burada mevcut arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bardaklığımızı buraya konumlandırmışlar. Burada gördüğünüz gibi aslında her şeyinizi, içeceğinizi, meşrubatınızı buraya koyabilirsiniz. 6218 kilogram hidrolik kapasitemiz vardı arkada. Onun kullanım ayarı yine burada mevcut. Pozisyon kolu, bu da çeki kontrol kolu, toprak alt işlem, toprak üstü işlem olarak. Hidroliklerimizi bu da yine indirip kaldırabiliyoruz. Burada zaten ekranda gösteriyor hassasiyet yaparken aşağı mı yukarı mı basıyor. Burada bir adet kolçağımız var. Kolçağımızın altında da yine salınım ayarları mevcut. Yolda giderken mesela ekipmanınızın vuruntu sırasında traktörün zarar vermesi açısından ne kadar hızlı indirip kaldıracağı ve ne kadar fazla yukarıya kaldırıp indireceği ayarı mevcut. Mesela belli bir seviye ayarlarsınız. Sıra son dönüşlerde kaldırmamız gerekiyordu ekipmanı. Az bir şekilde kaldırmasını isterseniz onu ayarlarsınız. Şöyle kapatalım burayı. Burası gayet gördüğünüz gibi el kol dirsek dayanabiliyor. El gazımızı buraya konumlandırmışlar. Şu şekilde gayet pratik ve güzel bir yere. Bu kademe vitesimiz. Kademe vitesimizin yeri de gayet güzel. Burada da bilgi ekranımız yine mevcut. Viteslerimizin bilgi ekranı. 8 adet damper çıkışımızın kontrolleri buraya konumlandırılmış. Aslında bunların şekilleri mesela diğerleri gibi olsaydı, yani şu şekilde olsaydı bunlar da daha ergonomik olurdu bence erişmesi. Öyle düşünüyorum. Bir kuyruk pinimizi başlatıp durdurduğumuz tuş. Otomatik kuyruk pili ayarımız. Şöyle göstereyim. Bu da tabii TMR özellikle bu traktörümüzde de mevcut arkadaşlar. Koltuk sensörü, koltuktan kalktığımız zaman belli bir saniye sonra kuyruk pinini otomatikman kendi kapatıyor. Şu tuş, şuradaki resimden anlayacağınız üzere tekere senkronize kuyruk pili. Yani tekerlek döndükçe, traktör yürüdükçe dönen kuyruk pili. Çok özel işlerde kullanılabilir aslında. 540 ekonomi ve 1000 devirdeki olmak üzere 3 adet kuyruk pili seçeneğimiz mevcut. Eski TR6'lardan alıştığınız vites seçeneği. Devir sabitleme ayarımız mevcut. 2 adet devir sabitlememiz var. Şöyle 1 ve 2 olmak üzere ayırmışlar. Devir sabitlememizin
devrini yükseltmek veya azaltmak için yine burada tuşumuz mevcut. Terrolog, otomatik diferansiyel ve çift çeker kumandamız bu traktörde eski TR6'dan alıştığınız gibi yine mevcut. Otomatik diferansiyel kilidimizi şöyle bassanız otomatik şekilde atar. Ortada boşta. Burada da manuel bir şekilde o diferansiyel kilidimiz devreye girer. Burada otomatik çift çeker kumandamız yine aynı şekilde manuel veya otomatik bir şekilde girer. Ortada da boştadır arkadaşlar. Burada shuttle'ımızın agresifliğini ayırdığımız tuş ileri geri kalkışlarda veya shuttle'ımızı ileri geri aldığımızda ne kadar hızlı veya yavaş kalsın gibisinden. O da otomatik bir mod var arkadaşlar. Bunu yol veya tarla konumunda kullanabilirsiniz. Atıyorum 11 ve 12. arasını ayarladınız. Bir tırmık gibi bir işlem yapıyorsunuz, örnek vereyim. Bunu 10'a alırsınız mesela. İşte zorlandığında 11'e düşer. Rahatladığında 12'ye yeniden traktörümüz geri çıkar. Şöyle yan konsolumuz, şöyle göstereyim. Ön akü süspansiyonumuz vardı. Onun kilitlemek için tuşumuz burada mevcut arkadaşlar. İndirip kaldırdığımız ve kilitlediğimiz tuşumuz. Arkada römork freni çıkışlarını göstermiştim. Burada römork frenini aktif ediyorsunuz. Bu şekilde frene bastığınız zaman yürek bir basınçla römorgumuzu hem sizden yükünü alıyor hem de fren yaptırıyor. 180 watt güç çıkışımız şuraya konumlandırılmış. Şöyle göstereyim. Teybimiz. Bu teypten bende var aynısı. Bluetooth girişli, AUX girişli, USB girişli ve SD kart girişi olmak üzere. 4 adet kademimiz var. Klima kademimiz. Onun ayarları. Burada klimamızın AC'sini açıp kapadığımız tuş. Mesela AC'yi açtığımız zaman klima motoru devreye girer. Kapadığımız zaman da normal fan şeklinde size ısıyı ya da soğuğu verir. Burada kademe ayarı, işte mesela şöyle sıcak soğuk ayarı. Şu an soğuk modda tabii çalıştırılmıyor. Ön arka çalışma lambalarımızın çalıştırdığımız buton. Bakın böyle dokunmatik hissiyatlı yapılmış. Yine burada da ön ve arka çalışma lambalarımızın tahmin ettiğim kadarıyla düz veya aşağı baktırmak için yapılmış. Yani ileri veya geri bir şekilde uzun kısa ayarı olduğunu düşünüyorum. Direksiyonumuzun yan tarafında kornamız, sinyallerimiz, kornamız. Bunlar yine burada mevcut. Bir de farlarımızın ayarları. Bu kısımda arka ve ön sileceklerimizin kontrolleri, su atmak için. Sileceklerimizin su atma fonksiyonu veya çalıştırma fonksiyonu için kontroller mevcut. Anahtar girişimiz yine burada. Ön tarafta sağda 3, solda 3 olmak üzere 6 adet havalandırmamız mevcut. Üst taraflarda herhangi bir havalandırma yok. Şoföre önden gelmesi daha iyi aslında. Mesela serin havalarda kafanıza rüzgar vurduğu zaman sıkıntı çıkabilir. Teyplerimiz var sağda ve solda. Hoparlörlerimiz, bunların yerleri burada. Bir adet tutamağımız var şurada. Hostes koltuğunun oturan yardımcınız açısından iyi olur. Böyle yumuşacık bir şeyi var. Hissiyatı var. Gayet güzel. Bizim TD'nin koltuğu kadar. Bu da bir adet dolabımız var. Şöyle göstereyim size dolabı. Yeri de gayet güzel aslında. Buraya içeceğiniz meşrubatınızı buzlu bir şekilde koyarsanız sizin için daha iyi olur. Şöyle traktör güzel yani. Her şeyle dolu dolu. El frenimizi buraya konumlandırmışız arkadaşlar. Bunun debriyajını şöyle bir deneyelim. Debriyaj test. Yani debriyaj kullanılmayacağı için bu traktör ama gerçekten yumuşak debriyajı. Hani bu etrafındaki şeyler falan baya güzel malzemesi. Ayağınızı kaydırmaz yani. Şöyle göstereyim. Frenimiz yine bakın. Hani bakın. Bak. Ufak bir parmak hissiyatı ile hemen traktörü aniden frenleyebilir yani. Şurada gaz pedalımızı koyduğumuz yer. Eski mesela TR6'larda hatırladığım kadarıyla gaz şuradan şu aradan çıkıyordu diye biliyorum. Tahminimce öyle olması lazım. Ama yere gayet güzel. Konumu falan güzel yani. İçeride bir adet arkayı görmemiz için, ekipmanı görmemiz için aynımız mevcut. Traktör gayet güzel arkadaşlar. Her şeyle dolu bir motor. Bu şekilde traktörümüzün içi. Bir adet yukarıda yine sunroofumuz. Hem güneşlik hem sunroof olmak üzere. Ön tarafta da yine bir güneşliğimiz var. Hani güneşin zararlı etmenlerinden sizi koruması açısından. Şöyle kontağımızı da bir açalım. Size kontağın yerine hem takıldığını falan göstereyim arkadaşlar. Şöyle kontağımızı takıyoruz arkadaşlar. Bir kademe çeviriyoruz. Bir kademe daha açtığımızda şöyle ekranımız karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Çünkü bir tarafında motosiklet, bir tarafında da... Ekranımızı gördüğünüz gibi burada. Ekranımızda dediğim gibi işte şu an 5. kademede mesela. 5'ten 4'e düşeceksiniz. Arkadaki tuşa basıyorsunuz. Şu arkadaki tuş var. Arkadaki tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Basarak... Bastığınız zaman 4. Mesela işte şu an en düşük kademeye indi. 4, 3, 2, 1. Mesela yukarıya çıkacaksınız. Mesela bakın 5. Bakın 8'den
9'a çıkmak istiyor, izin istiyor sizden, basıyorsunuz. Şöyle high konumuna alıyorsunuz. Şöyle bakın 9'a aldı. High'dan low'a çektiğiniz zaman 5'e alıyor hangi kademede kaldıysanız. Ekranımız da gayet güzel şöyle. Gayet şımbıl şımbıl bir ekranımız var ya. Her şeyini gösteriyor. Burada kilometre hızını, ondan sonra hidroelektriğimizin pozisyonunu, dizel katalizörümüzün yani AdBlue katalizörümüzün oranını %30 oranında şu an mesela temizlik anlamında. 1.8 saatte traktörümüz, devir göstergemiz, hararet ve mazot göstergemiz. Boşta mı, ileride mi ya da geride mi olduğunu gösteren kısmımız yine buraya konumlandırmış arkadaşlar. Evet Emre Avcı izleyenleri, bu videomuz da bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup beni de desteklemeyi, videomu da beğenmeyi unutmayınız. Bir sorum var. Sizce bu traktör TR-635'in yerini tutabilir mi? Onu mutlaka yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.